Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bizlere destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Geldiğimize göre daha hızlı dönüyorduk. Arabayı bıraktığımız yere geldik ki ne görelim. Araba yerinde yoktu. Eyvah dedi Şeref amca. Az aşağı doğru elindeki feneri tuttu. Arabayı orada gördük. Muhtemelen el freni tutmamış ya da Şeref amca heyecanla çekmeyi unutmuştu ki araç bıraktığımız hafif rampadan geriye salınmış bir ağaca çarparak durabilmişti. Şeref amca ağzına tükürdüğümün külüstürü diye hışımla gidip aracı kurtardı. Az kaldı. Senden kurtulacağım diye sitem etti. Araca doluşup evimize doğru yola koyulduk. Arabada birkaç güne haberleşelim. Tanıdık biri var. Elden çıkarırız muhabbetleri dönüyorken ağır ağır eve geldik. Annem kapıyı açınca üstümüzdeki kirpas nedeniyle ama ne oldu size diye feryat edince babam sussuz deyip hızlıca soktu bizi içeri. Annem ne oldu ne oldu diyordu ki babam dur hanım aman sakin ol deyip beze sardığı ganimeti çıkardı. Çıkarır çıkarmaz da annem bir çığlık attı. Babam annemin ağzını eliyle kapatıp iyi ki sakin ol dedik. Öbür türlü nasıl bir tepki verirdin bilinmez. Annem, babam ve ben sevgi yumağı olup evin içinde dönmeye başladık ki 5 yaşındaki kardeşim Onur da uyanıp bize eşlik etmeye başladı. Belki ailecek hiç bu kadar sevinçli bir an yaşamamıştık. O gün huzurun ve mutluluğun parayla çok ilişkili bir şey olduğunu anlamıştım. Ha yanlış anlaşılmasın, multimilyonerlik değil ama belli bir seviyede gelir olmayınca huzur kalmıyor işte. Birkaç saat evvel yemekte annem ve babamın arasındaki sert tartışmadan içindeki sevgi yumağına köprü olan şeyin ne olduğu çok malumdu. Ama ne yapsın? Annem de haklıydı. Kadıncağızın çamaşır makinesi bir çalışıyorsa üç bozuktu. Öyle ki mutfakta yemek yediğimiz zamanlar bazen makinenin titreye titreye masaya kadar gelip bir tabakta bana koyun demediği kalıyordu. Hem belki artık kaloriferli banyodaki suyun sobada kaynamayıp şofbenden geldiği bir eve bile taşınabilirdik. Canım annem hepsini hak ediyordu. Velhasıl hepimiz biraz sakinleşmiştik ki bahsettiğim hayallerin planları tek tek yapılmaya başlandı. Babam benim kazarken altınları bulduğumuzu iyi ki takmışsın peşime sıpayı diyerek anlatınca annem bir kez daha sarılıp kocaman öptü beni. Evimizde hiç olmadığı kadar bir huzur vardı. Ertesi gün babam işe gitmedi. Olayın şoku atlatılmıştı ki annem tüm gün babama aman parayı orada burada yeme, çarçur etme diye sanırım bir 50 defa söyledi. Ne yapsın kadın? Ağzı yanmıştı bir kere. Korkuyordu hiç olmasından paranın. Babamın yıllardır avare tarzı, hoyratça para harcaması, ona buna kardeşim, dostum deyip verip alamadığı borçlar annemi temkinli davranmaya itiyordu. Belki de hayatımız boyunca böyle bir şans gelmeyecekti önümüze. Akşama doğru babam çıktı evden. Dua edin, işimiz rast gitsin dedi. Tam emin değilim ama ilk defa dua edin gibi bir kelime çıkmıştı babamın ağzından. Çok dindar birisi sayılmazdı. Tek tük cuma namazlarına giderdi. Dini yönden eğitimimizi olduğu kadar annemden almıştık. Ben babama benim payıma düşen altını da verdim. Payıma diyorum çünkü gerçekten hak etmiştim. O altını da alıp gitti babam. Birkaç saat sonra gelip iç cebinden çıkardığı zarftaki paraları salona saçtı. Hepimiz sevinçten çıldırmış halde bağırıyor. Annem ise hem gülüyor hem de gözlerinden yaş döküyordu. Annem hemen taşınırız değil mi? Çamaşır makinesi de alırız değil mi? Diye sıralıyordu soruları. Annem soru silsilesine başlamışken ben de araya ateri ve
bisiklet gibi hayallerimi sıkıştırmaya başladım tabii. Kardeşim Onur da Ateri, Ateri diye sevinçle bağırıyordu. Babam dur Nele, şöyle az zaman geçsin, yavaş yavaş hepsini halledeceğiz diye söyledi. Velhasıl aradan bir iki ay daha geçmişti ki yaşadığımız bu küçük şehirdeki henüz yeni yeni yapılan kaloriferli dairelerden birine geçmiştik. Babamın Broadway marka yeni arabası, annemin evdeki şofbeni ve çamaşır makinesi, bizim ise Aterimiz ve kardeşimle bana alınan yeni bisikletlerimiz tamamlanmıştı. Eski mahallemizle aramız çok çok uzak olmadığı için oradaki arkadaşlarım arada bize geliyor, ne yapayım, ben de beşer dakika Ateri oynamalarına izin veriyordum. Babamla gittiğimiz o ıssız yerden sonra hayatımız tamamen tersine olumlu şekilde dönmüştü. 11 yaşında da olsam o gün ve sonrasındaki süreçte yaşananlar hakkında anlamlı sonuçlar çıkarabiliyordum. Yaşananlar haddinden fazla olgunlaştırmıştı beni. İlerleyen aylarda da annemin zoruyla gönderildiğim büyük gazozu içilen o yerde eskisi kadar sıkılmıyor, artık o ortamın bir parçası gibi hissediyordum kendimi. Öyle ki hasta olduğum birkaç seferde kardeşim Onur'un gitmesine dahi üzülür hale gelmiştim. Artık eskisi kadar Ateri oynamıyor, eski mahalledeki yaşıt arkadaşlarımdan ziyade daha büyük abilerin yanında oturup kalkmak çok daha hoşuma gidiyordu. Özellikle benden 5-6 yaş büyük olan Sezer abiyi çok seviyor, eski mahallemize göre daha güvenli olan bu sitede dışarıda oturduğumuz akşamlar, ondan dinlediğimiz hikayeler çok hoşuma gidiyordu. Bir gün yine toplanılmış oturulurken nedendir bilinmez Sezer abi yaşlarında olan Duran abi bana bakarak şöyle çoluk çocuk gitse de rahat rahat konuşsak gibi bir laf etti. O an öylesine kinlenmiş, öylesine öfkelenmiştim ki kendimi büyük gibi göstermek amaçlı birkaç ay evvel yaşadığımız olayı ortamda anlatmaya başladım. Çocuk aklımdan aldığım cesaretimle ve tüm patavatsızlığımla konuya daldım ve biraz anlatmaya başladım ki Sezer abi sus bakayım sen deyip beni susturup kendisi konuşmaya başladı. Belli ki Sezer abi de Duran abinin gazına geldi de beni fırçalamaya başladı diye düşünmeye başladım. Sezer abiye olan saygımdan hiçbir şey demeyip onu dinlemeye başladım. Sözü bittiğinde diğerleri apartmanın bahçe duvarının köşesine doğru gidip gizlenerek sigara içmeye başladılar. Sezer abi onlara eşlik etmedi. Beni bir köşeye çekip bak kardeşim, Şeref amcayı tanırım ben. Öyle her şey ulu orta yerde konuşulmaz. Biraz sakin dedi. Az önce sözümü kesmesinden dolayı ona da gıcık olmuştum ama sebebini söyleyip bana karşı bu babacan tavrı ona ayrı bir saygı duymama, sevgi beslememe vesile olmuştu. Geç çocukluğumdan ergenliğe geçiş sürecimi biraz daha hızlı anlatacak olursam hayatımızın o günden sonraki olumlu değişimi hızla devam etmişti. Babam yaptığı kereste işini büyütmüş, neredeyse karoser işi yapan tüm esnafa keresteyi o temin etmeye başlamıştı. Öyle ki rahmetli dedemden kalan dükkanımız yetmemeye başlamış, babam yan dükkanı da satın alıp birleştirmişti. Borçla almıştı ama ödemesi çok da zor olmayacaktı. Liseye başladığım, bıyıklarımın terlediği bu dönemde ben de müsait oldukça dükkanda babama yardım ediyor, hatta işlerin yoğunluğunu görmem okula olan ilgimi de azaltıyordu. Ne de olsa tıkır tıkır işleyen bu dükkanın varisi ben ve kardeşim Onur'du. Okulda da işlerin çok yolunda gitmemesi beni bu yola itiyordu. Lise zamanım bu şekilde geçerken mahalledeki arkadaşlıklarım da devam ediyordu. Sezer abi askere gitmişti. Artık mahallenin büyüklerinden biri de ben sayılırdım. Ondan dinlediğim hikayeleri kardeşim Onur'un da olduğu küçüklerin grubuna ben anlatır olmuştum. Duran abi de askere gitmiş gelmiş, pek bir iş tutamamış, günübirlik işlerde çalışır olmuştu. Hatta bazen bizim dükkanın da yoğun zamanlarında günlük vardiya olarak onu da çağırıyordum. Eskisine nazaran aramızdaki soğukluk azalmıştı ama yine de
ona karşı içim tam anlamıyla ısınmıyordu. Sezer abinin de askerden dönmesiyle birlikte yıllar evvelki gibi yine grubumuzla oturuyorduk. Ama yaşların ilerlemesiyle birlikte eski neşemiz kalmamıştı. Özellikle benim lise son zamanımda, yani 18 yaşlarımda olduğum dönemde Sezer abiler 23-24 yaşlarındaydı ve artık geçim dertleri gibi de sorunları vardı. Ben ise artık işleri iyice kendim yönetir duruma gelmiştim. Babam pek işe uğramıyordu. Geceleri zil zurna eve gelip öğlene kadar yatıyordu. Akşamüstü tahsilatlar var deyip evden çıkıyordu. Evet, işlerimiz yolundaydı ama sonuçta iş adamı da değildi babam. Tahsilat da ne demekti? Babamın bu yaşam tarzı değişikliğini anlamamız çok uzun sürmemişti. Bir gün okul çıkışı yemeğimi yiyip üstümü değiştirip dükkana gitmek için eve doğru gidiyordum. Eve doğru yaklaştığımda apartmanın önünde polisleri ve kalabalığı gördüm. Allah Allah deyip adımlarımı hızlandırdığımda benim geldiğimi fark edenler bana acıyarak bakmaya başladılar. Koşup ne oldu diye sordum ki hayatımı değiştirecek olan o kara haberi aldım. Babamı evden çıkarken vurmuşlar. Yerdeki kan izleri hala duruyordu. Öylece yere yığıldım. Eş dost beni toparlamaya çalıştı. Ben haykırarak ağlarken, "Dur kardeşim, henüz ölmedi baban. Hastanede şu an," dedi polis memuru. Bir an kendime gelir gibi oldum. Polis ve Sezer abi kolumdan tutup beni ekip otosuna bindirdiler. Polis ise arabada hem bana hem Sezer abiye düşmanı var mı gibi sorular soruyordu. Ben şu an ne cevap verdiğimi bile hatırlamıyorum. Hastanede Sezer abinin yardımıyla ameliyathaneyi bulduk. Koşup anneme ve kardeşime sarıldım. İkisi de hüngür hüngür ağlıyordu. Mermi babamın alnının sol köşesinden girmiş. Bir ihtimal de olsa kurtulma şansı varmış. Birkaç saat sonra ameliyat bitti. Aynı filmlerdeki gibi çıkan doktorların dudaklarına odaklanmış. Ne diyeceğini bekliyorduk. Doktor şimdilik yaşıyor. İlk 48 saat çok önemli. Ancak yaşasa bile uzuvlarının bir kısmını kullanamayacak muhtemelen dedi. Kritik bekleme süreci bitince 15 gün sonra evimize geçtik. Babam sağ idi ama vücudunun sağ tarafındaki uzuvlarını kullanamıyor ve çok yavaş, zor konuşabiliyordu. Bu sırada birçok polis sorgusuna tabi olmuştuk. Ama ne polisin ne bizim elimizde hiçbir şüpheli yoktu. Evimizdeki yas ise hiç bitmeyecek gibi duruyordu. Ben uzun zamandır görmediğim Şeref amca bize hasta ziyaretine gelince sanki bir bilgisi vardır diye düşündüm. Bir köşeye çekip konuşalım amca dedim. Bir akşam büyük gazozu içilen yere bu kez büyük olarak gitmiştim. Şeref amcayla otururken durum malum amca, nedir bu? Senin muhakkak bilgin vardır dedim. Şeref amca, yeğenim o kasayı bulduğun günden sonra babanın işleri çok iyiydi malum. Sen de biliyorsun dükkanınız para basar olmuştu. Açıkçası baban da bizlerle çok görüşmemeye başladı. Ama burası küçük yer. Duyuluyor işte. Baban işini daha da büyütmek yerine kolaya kaçıp para satmaya başlamış. Para satmak mı? Evet yeğenim. Yani bir nevi tefecilik. Ama bu işler öyle kolay mı? Bir verdiğini iki alacaksın. Gücün olacak, namın olacak. Babanı görüştüğüm birkaç seferde uyardım ama beni dinlemedi. Bilmediğin işlere karışma dedi bana. Ama kendisi cin olmadan adam çarpmaya kalktı. Şükür hala hayatta. Ama zıtlaştığı biri geldi, sıktı belli ki. Ama yeminle kimdir ben de bilmiyorum. Daha sağdan soldan alacağı varsa ki kesin vardır. Şu haliyle kimse getirip vermez borcunu da. Ailenin reisi sensin artık. Allah yardımcın olsun. Dükkana alacak vereceğe bir bak. Durum nedir? Kalfası Osman biliyordur. O sana yardımcı olur dedi. Duyduklarıma birkaç saniye şaşırsam da babamdan beklenmeyecek şey değildi bu. Ah baba ah. Hem kendini yaktın hem bizi. İlerleyen günlerde okulumdan ziyade dükkanın işleri benim için daha önemli olmuştu. Dükkandaki işlerin babamın yaptıklarını öğrenince
buranın toparlanmayacağını anladım. Ama en az hasarla işleri yoluna koymak için uğraşmak gerekiyordu. Babam kazanılan paranın neredeyse tamamını dağıtmış. Güya iki katını alacakmış. Dağıtılan parayı ise kirpas içerisindeki bir deftere yazmış. Veresiye defteri gibi bir defter. Elde senet falan yoktu. Para verdiği her bir kişiyle görüştüm. Ama babam sağlıklıyken parasını vermeyen adamlar kötürüm halde vermezlerdi tabii ki. Vadeli şekilde alınan bayağı da kereste vardı. Ben rica minnet malı tekrar teslim edip alınan yandaki dükkanı da sattım. Bize ait dükkanı da şu şartlarda işletmek istemediğim için kiraya verdim. En azından geçimimiz için sürekli bir gelir olur diye düşündüm. Okula gidemediğim bu sürede hocalara babamın durumunu da izah edip liseyi bitirmem için yardımcı olmalarını istedim ki sağ olsun kırmadılar. Tüm bu sürecin sonunda, Haziran ayının sonunda elimde işe yaramayacak bir diploma, kiraya verilmiş dükkanımız, bir de kötürüm baba vardı. İlerleyen zamanlarda ufak tefek günübirlik işlerde çalışarak aile geçimine katkı sağlamaya çalışıyordum. Annem ise babama bakıyor, o da ufak tefek örgü işleri yapıp bütçeye katkı sağlıyordu. Askerlik çağım geldiğinde babamın durumundan ötürü bir süre askerliğimi ertelemiştim. Ben askere gitsem iyice perişan olacaktı ailem. Hiç tadımız tuzumuz kalmamıştı. Bir gün Sezer ve Duran abiyle otururken bize para getirecek bir şeyler yapmak lazım diye konuşuldu. Onlar da benim gibi düzenli bir iş tutamamışlardı. Sezer abi bir iş var ama biraz tehlikeli diye söze girdi. Kaybedecek bir şeyim yok abi. Anlat. Şeref amcayla yıllar önce yaptığınız gibi bir iş dedi. Duran abi iyice kulak kesildi. Yakın bir ilçedeki mezarlıkta bildiğim bir mezar var. Benim tahminim iyi ganimet var orada. Bir gece usulca gider kazarsak çıkan nevale biraz idare eder bizi dedi. O kadar çaresizdik ki olur dedik hemen. Planımızı yapıp ertesi gün için sözleştik. Peder Bey'in arabasını alıp gerekli malzemeleri doldurduk bagaja. Ben o zaman 14-15 yaşlarında olan kardeşimi de getirtmiştim ki Duran abinin yine tuhaf bakışlarına maruz kalmaya başladım. Merak etmeyin, pay vermeyeceğiz. Yanımızda biri daha olsun diye getirdim dedim. Duran abi, hah onu bilelim de dedi. Tekrar sıkıntı yok deyip arabayı ilçeye doğru sürmeye başladım. Yaklaşmıştık ki Sezer abi sağdan devam et diye söyledi. Abi, ilçe sol tarafta, mezarlık ilçede değil, ilçeye bağlı bir köyde. Abi sıkıntıya gelmeyelim, merak etme, sürsen. Saat gece yarısını geçmişti. Biraz daha gitmiştik ki Sezer abi 2 dakika sağa çek dedi. Duran abi ne oldu, bir şey mi oldu dedi. Sezer abi sakin ya, bir şey yok. Hepimiz çok gergindik. Sezer abi önce arabanın arkasına sonra önüne geçip söktüğü plakalarla tekrar bindi arabaya. Ne olur ne olmaz dedi. Hiç düzgün bir işin içinde değildik ama geri dönmek de olmazdı artık. Az sonra farları kapatıp biraz daha gittikten sonra aracı zula bir yere park ettik. Sezer abi sırt çantasından sofra bezi gibi bir örtü çıkartıp aracın üstünü kapatabildiği kadar kapattı. Sanki yıllardır bu işi yapıyor gibiydi. En küçük ayrıntıya kadar düşünebiliyordu. Köy uzaktan görünüyordu. Mezarlık köyün girişinde sol tarafa doğru olan yamaçtaydı. Biz köye girmeden yamacın diğer ucundan tırmanmaya başladık. Işık yakmadan etrafı kolaçan ederek mezarlığın içine girdik. Sezer abi avcuyla koymuş gibi hemen mezar bu işte diye gösterdi. Kardeşim Onur'a aşağı doğru in, erkete tur diye söyledim. Bu kez ne anlama geldiğini bilerek erkete sözcüğünün. Mezar gerçekten diğerlerine göre çok şatafatlıydı. Bence bayağı da eskiydi ama bakımı yapılmış, yazıları sanki sürekli boyayla yenileniyor gibiydi. Osmanlıca yazdığı için okuyamamıştım. Tıpkı yıllar önceki gibi ellerime tükürüp kazmayla vurmaya başladım ki tekrar durdum.
Hikayenin ikinci bölümü bu kadar dostlarım. Üçüncü bölüm 6 Mart Cumartesi günü kanalımızda yayınlanacak. Emeğin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.